Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz dostlarım. En sonunda bu ne desem tasma işini öğrendik. En sonunda başardık. Aslında geçenki arkadaşlar denememde birazcık başarmıştım. Hani taktiği az çok tahmin ediyordum ama bir türlü uygulayamıyordum. Kuş izin vermiyordu. En sonunda kuşun güvenini kazandım. Yani bana güvendi. En sonunda takmayı başardık. Nasıl söylesem tasmamızı. Ama şöyle bir şey var. Acayip derecede demir ile uğraşıyor. Yani demir hiç bırakmıyor. Ya, demir acayip hoşuna mı gidiyor? Ne yapıyor? Hiç anlamış değilim. Bu arada elimi yine biraz kesti. Tırnaklarını kesecektim. Unuttum aslında. Tırnaklarını kesseydik iyi olurdu. Şöyle göstereyim size. Gel. Hadi yere geç. Hadi. Hadi lan yere geç. Dur ben bir indireyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tasma bu şekilde elime böyle takılıyor. Ben onu ipine geçirdim ki hani Carlos olur da uçmaya kalkarsa ip çekildiğinde bu benim elimi sıkıştırsın. Ama gerçi şöyle de tutuyorum. Yani açıkçası tasma en sonunda başardık kullanmayı. Kaçması mümkün değil. Birazcık bir şeyler yapmaya zorunda kaldık hani öğrenmek için. Nasıl takılıyor falan bayağı bir araştırdım. İnternetten acayip çok video izledim arkadaşlar. Türkiye'de bu konuda video var mı? Arkadaşlar bir iki tane balkonda çekilmiş Sultan Papağanı videosu var. Onun haricinde hiçbir şey yok. Hani tasma takılmış papağan hakkında. Gerçekten çok az bir video gördüm Türkiye için. Fakat arkadaşlar İngilizcesini hani yazıp YouTube'da arattığım zaman hani parrot yazdım, ondan sonra harness yazdım. O şekilde videolara ulaştım. En sonunda Allah'a çok şükür hani öğrendik. Bu tasmanın güvenilir olduğunu da öğrendik. Hani birçok insan bunu kullanıyor açıkçası. Peki tasma nasıl? Ben size onu göstermek istiyorum hemen. Şöyle bir birazcık yanına geleyim. Arkadaşlar kesinlikle hayvanı sıkmıyor. Kaçması mümkün değil çünkü pek sıkmıyoruz artı kafadan tutmuyor arkadaşlar. Göğüsten tutuyor bu hani arkasından iki kanadın arasından tutuyor kuşu. Hani bu yüzden sadece boyun olmadığı için hani bir sıkıntı yok. Fakat tabii biraz alışması lazım. Hayır bir şey değil, normal zamanda bile hani bunun demirini kuş ısırıyor. Hani bu demirle alakalı olan bir durum değil. Onu da söyleyeyim size, hani kuş kaçmak istiyor falan. İlla ki hani bu tasmanın onda olmasını istemiyordur açıkçası. Ama alıştığı zaman rahat edeceğine inanıyorum. Bugün arkadaşlar mesela TRT belgeselde de izledim. Koca koca papağanlara misal veriyorum. Bir şeyler takmışlar ya da bunlara takmışlar. Sıkıntı olmuyor açıkçası ama birazcık alışma süresi var tabii ki de. Fakat arkadaşlar kesinlikle hani bir şey yapmak şart. Nasıl söylesem tırnaklarını kesmek şart. Çünkü insanı mahvediyor. Şu elimde açıkçası göstermek istiyorum. Acaba görünüyor mu bilmiyorum ama gerçekten her Carlos'la video çektiğimde ellerim acıyor, yalan yok. Gel. Gel oğlum gel. Ama birazcık tabii Carlos'tan daha fazla zaman geçirmek lazım ki Carlos bize alışsın. Daha yeni sonuçta arkadaşlar, yavru olan bir kuş da değil, gel. Yalnız var ya, bu elimde fazla yedirmiyor. Gerçi arkadaşlar Carlos şöyle söyleyeyim size. Uçamaz. Çünkü aldığım zaman kanatları kesiktik Carlos'un. Kanatlarını da çekmedik ki hani en azından bize alıştığı zaman şey olsun. Siz söyleyin uzasın. Bir daha tüye girdiği zaman olacak. Yani tüyleri büyüleri düzelir. Carlos. Ama Carlos'un bana daha alışması lazım işte. Carlos şey yapmıyor. Biraz kaçıyor bizden. Fakat arkadaşlar kolunuzu aldığınız zaman, mesela şuraya koyduğum zaman Carlos sorun çıkartmıyor. Hani zıplamadığı sürece bir sorun olmuyor. Carlos sen ne yaptın zincirine ya? Bir bakayım bir oğlum. Aşkım bir dur. Yakışıklığım. Lütfen elimi ısırma tamam mı ben bakarken? Oğlum bir saniye şuna bakmak istiyorum. Bir saniye. Lan bir ver lan. Ana. Carlos sen bunu çıkarttın mı? Oha Carlos. Carlos sen bir yamyamsın dostum. Ben açıkçası bunu çıkartabileceğini zannetmiyorum. Hayır. Hayır bir saniye bir ısırma, bir ısırma, bir ısırma. Dur bir. Yok arkadaşlar bir sıkıntı yok. Ama tabii Carlos'tan daha fazla zaman geçirmemiz lazım. Hani limon gibi olsun diye. Gel. Gel gel gel. Hadi parmağıma çık. Tamam çıkma hadi. Gel böyle gel. Carlos. Carlos'un derdi o demir ya. Oğlum. Carlos.
Aslan parçam. Arkadaşlar kesinlikle bak tekrardan söylüyorum. Kuşun boğazı sıkılmamış bir durumda. Onu söyleyeyim. Hani yok kuşu boğuyor, şu bu saçma yorumlar lütfen gelmesin. Çok dikkat ederek taktım zaten bu sefer. Yoksa bu yani tasma kaç gündür? 3 gündür bende. Çoktandır bu videoyu çekerdim. Ama en sonunda hani takmayı başardık. Sıkıl değil arkadaşlar. Kesinlikle sıkı değil. Zaten iki kanadının arkasından dolanıyor. Bak şurada sarı bir şey var görürseniz eğer. Oğlum. Seninle dışarılarda gezerek çektiğimiz videoları şeyle bekliyorum açıkçası. Heyecanla ben de bekliyorum. O bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar, Allah için bak elimi mahvetti. Oğlum. Oğlum sen müthişsin ya, yemin ederim çoktandır papağan beslemediğime üzülüyorum ya. Şşt. Aslanım benim. Arkadaşlar bir iki defa uçmaya çalıştı. Her zaman böyle durmuyor. Hani en sonunda sıkılıp mücahitleyip gitmeye çalıştığı da oluyor. Onda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Göğsünden tutulduğu için hani kuş böyle sallanıyor. Sıkıntı olmuyor yani. Ama onun tek derdi şey ya. Onun tek derdi o demir yok mu abi? Ana abi yani şunu tutuyorum zannettim dedim. Bu niye elimde şey değil. Bir an korkmadım da değil yani. Arkadaşlar şu sarı kısım var ya hani uzun kısım. Onu ilk önce bir kesmeyi düşündüm. Sonra dedim ki takarken sıkıntı olur. Çünkü hani takarken biraz uzun olması kolay takılmasını sağlıyor o parçanın. Şşt. Oğlum oraya gittiğin zaman canım yanıyor lan. Yemin ederim. Isırmandan daha çok korkuyorum elime gelmeni. Maşallah ya. Ayağın açıkçası yakışıklı ölünce hani erkek almaya gittik, kuş muhabbet alacaktık, seni aldık. İyi ki de seni almışız, iyi ki de normal bir erkek muhabbet kuşu almamışız. Şuraya baksanıza arkadaşlar, hani burada kuşlarımız mevcut, hani şurada yavru var, şurada tepeli var, şurada bir kuş var, burada bir kuş var, içeride yine bir kuşumuz var. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim, Maviş'in durumunu merak eden kardeşlerimiz için Maviş'in durumu da Allah'a çok şükür ki çok güzel. Şu anda yumurtalarına yatıyor. Umarım bir sorun çıkmaz. Yani bugün zaten o videoyu çekmiştim. Bugün ilerleyen saatlerde gözlemlediğim kadarıyla gerçekten çok iyi bir durumdayız. Onda. Zaten bugün arkadaşlar bu benim 3. çektiğim video. Yükledikten sonraki 3. videom hatta. Toplu olarak çekiyorum ki siz bunları izlerken ben de Karadeniz'deyim. Hani şey olur. Aradaki bağ kopmaz, sıkılmazsınız. İzleyeceğiniz videolarınız olur. Gençler ne yapalım? Dışarıya çıkalım mı lan? He? Alın papağanı gidelim mi dışarıya? Hadi gençler gidiyoruz. Valla. Dur lan. Seninle dışarı gidiyoruz oğlum. Hazır mısın buna? He? Ben güveniyorum. Zaten kaçamazsın. Mümkün değil. Yani en fazla 10 metre gidersin de. Eğer tasmadan kurtulsan da. Gidelim mi? He? Carlos. Carlos. Carlos bana bak. Oğlum beni hiç şeyine takmıyorsun sen. Allah limon olaydı beni nasıl takardı sen biliyor musun? Yalnız arkadaşlar size yemin ederim şunu söyleyeyim. Hani bak muhabbet kuşu alıyorsanız muhabbet kuşuyla dışarıda gezmek çok zor. Hani çok nadir kuş o kadar eğitilebiliyor. Fakat bir papağan alırsanız yani sultan papağanı alırsanız bunun tadı gerçekten sanki biraz daha fazla gibi. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Hani görünüş itibariyle zaten kocaman bir kuş. Ağır da yani biliyor musunuz? Böyle tuttuktan sonra bir süre sonra yoruluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim abi. Zaten bir kuşla dışarıya çıkabilmek gerçekten çok güzel bir his, hissiyat. Yani bence sultan papağanları kafeste kalmasından ziyade bu şekilde tasmayla dışarıda sokaklarda gezdirilmesi daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Hadi bence gidelim artık dışarıda bir iki bir şeyler yapalım. Birazcık gezelim mi şöyle lan? Birazcık gezelim mi şöyle? He? Hadi gidelim. Carlos. Oğlum. Lan dışarıda bir kuşu görmek çok değişik bir duyguymuş ya. Carlos ver şunu bana. Sen niye bu Demir'in abine yiyorsun? Demir'in abine yiyorsun. Bu nasıl bir cümle oldu lan? Arkadaşlar bana bu deli gibi bu demir ısırıyor. Allah'tan burayı demir yapmışlar. Hani o zincir gibi oluyor ya sallar insanlar hani. O şekilde olmasaydı, ip olsaydı mahvederdi ya. Ne yapıyorsun? Şişt. Gerçekten görüntüsü çok güzel ya. Hepinize gerçekten tavsiye ederim Sultan Papağan'ı ya. Oğlum. Oğlum. Aşkım. Ya şöyle bir şey var. Bu papağanın uzaktan görünce böyle çok sevimli falan fistan görünüyor.
Fakat böyle biraz hani bayağı bir yaklaştığın zaman birazcık da korkunç görüntüsü var açıkçası. Çünkü gagası gerçekten büyük ya. Oğlum. Aşkım. Carlos. Arkadaşlar Carlos'la dışarıda böyle daha güzel videolar da çekeceğiz. Daha uzun videolar da çekeceğiz. Bundan yana merakınız, şüpheniz olmasın. Artık tasmayı takabildik ya. Bundan sonra daha şey yapmam. Ne derler ona? Abire bununla giderim artık. Tasmasını takarım. Köpek gibi böyle gider gider geliriz biz. Ekmek almaya bile bundan sonra Carlos'la gidiyor. Carlos. Paytağım benim baba, nasıl da yürüyor lan kocamanla. Güzel. Hatta arkadaşlar tırnaklarını da kestim. Artık daha da güzel oldu. Şöyle bir biraz bakalım. Carlos. Carlos. Aşkım. Dişen düşecek diye de korkuyor. Şu an kanatları daha tam değil ya. Gerçi hani direkt çakılmıyor ama birazcık uçuyor, yükselemiyor şu anda. Carlos Bey. Baba giderken tasmasını da yanına götürüyor. Kaldırıyor. Baba burada kaçacak arkadaşlar. Burayı izleyin. Bu kısımda kaçıyordu. Bak şimdi ilk önce yukarıya bakıyor, sonra çaa! Ve geri geldik. Gençler şöyle bir şey olduğu için tasma sırttan ve göğüsten tutuyor. Hani bu yüzden hiçbir sıkıntı yani yaratmıyor. Bu yüzden güzel bir tasma. Oluşum. Hatta birazdan bir uçuş daha göstereceğim size. Birazdan bir diye gidecek. Carlos. 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 Çok tatlı pislik ya. Seveyim mi seni? Seveyim mi seni? Carlos. Aşkım. Arkadaşlar o da ben gibi. Bak ben de hiçbir zaman anahtarımı elimden düşürmem. Anahtarla oynamayı gerçekten çok severim. Hani yolda giderken olsun, bir yere otururken olsun anahtarım hep yanımdadır. Bu da var ya, bu demire bayıldı ya. Baba demiri aldı, ağzında geçirtiyor yani yan tarafa doğru geçirtiyor. Nasıl anlatamadım ona ama. Gerçekten seviyor ya. Carlos. Aşkım. Bak şimdi uçacak bak. İzleyin. Carlos'un elveda videosu. Hadi. Hadi yiğidim. Mahalleyi inletiyorsun. Evet gittim. Arkadaşlar artık evimize geldik. Gerçekten eğlenceli, gerçekten mükemmel bir deneyimdi. Hani bir kışla eminim ki birçok kişi bunları yaşamak isterdi. Hani dışarıda böyle muhabbet kuşuyla olsun ya da bir papağanla dolaşmak olsun. Gerçekten çok güzeldi. Ama böyle ilk şeylerinden dolayı tabii tasmasıyla, demiriyle uğraştı oluyor. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Şu demirin olması çok güzel bir şey. Yoksa kemirip atıyorlar. Onu söyleyeyim ben size. Hani ip olsaydı orası kesinlikle hani çoktan götürmüştü, onu söyleyeyim size. Ama arkadaşlar çok güzel, çok eğlenceli. Hatta bazen etrafı keşfediyor. Ondan sonra o demirle uğraşmayı falan bırakıyor. Baya güzel oluyor. Bence çok güzel ya. Yemin ederim hepinize tavsiye ederim. Hani Sultan papağanı besliyorsanız tasma almanız lazım ya bence. Yani kafeste uçuracağınıza ya da şöyle söyleyeyim size, evinizde hani videosunu çekeceğinize ya da şey bakacağınıza, seveceğinize, böylesi çok çok daha güzel ya. Gagasından alayım şunu. En iyisi biraz sonra başlayalım. Bitsin. Evet arkadaşlar, ezan bittikten sonra tekrardan videomuza devam edebiliriz. Bugün yalnız dışarı çıktığımda arkadaşlar bizim burada bir kuaför abimiz var. Dur lan, dur, sakin ol. Onun yanına götürdüm, sevdi falan böyle. Dur. Lan gitti, sıçmaz sıçmaz gitti, adamın kucağına yaptı ya. Adam da o kadar sevdiydi, o kadar sevdiydi. Bir baktık anam, kocaman adamın üstüne bıraktı. Şşt. Sen bir tanesin ya. Ya Sultan Baba'nın müthiş bir şeymiş lan sen. Oğlum sen harika bir şeysin. He?
Arkadaşlar bu arada tırnaklarını kestim yoksa insanı mahvediyor ya. Bunun tırnağı kesilmezse bunun muhabbet kuşu gibi değil. İnsanı mahvediyor. Tırnağı insanın elini kesiyor yani. Kanatıyor. Yani ısırmasına gerek yok böyle bir papağanın. Oğlum sen ne tatlı bir şeysin. He? Güzellik ya. Hayır bir şey değil. Dışarıya çıktığınız zaman herkes size bakıyor. Millet bir garipsiyor. Anam papağanı dışarıya çıkartmış diye. Carlos? Carlos nereye gidiyorsun Carlos? Yalnız Carlos arkadaşlar masanın üstünde videosunu çektik de hiç çimene koymadım ya. Keşke bir çimene şöyle çayla çimene bir biraz salsaydım. Onu artık bir dahaki sefere. Dur lan dur sakin ol dur. Şimdi aşağı atarsın kendini. Zaten şeylerin de yok daha sen söyle. Kanatların da daha uzun değil. Şunlar arkadaşlar kesmişler biliyor musunuz? Şu uzun sadece uzun olanlar var diğerleri yok. O yüzden kötü. Hayır yani niye kesiyorsun ki salak? Zaten şöyle bir şey var. Git bunu al daha iyi. Kesmeye ne gerek var? Hayır muhabbet kuşu olsa kesiyorlar. Hadi onlara hani tasma yok. Küfredersin onlara. Onlar da hak ediyor ama yani bunun bir de tasması var ya. Tasma varken niye hani kanadı kesersin onu da bilmiyorum. Vallahi Pet Shop'ta en hareketli olanı buydu. O yüzden ben de bunu aldım açacağız. Gel gel. Ayağımı ot. Paşam. Arkadaşlar dışarıya çıktık. Bu bir bağırıyor. Bu bir bağırıyor. Hayır lütfen sıçma. Lütfen sıçma. Bakayım bir kıçına bakayım kıçına. Yalnız o. Ne yapıyorsun? Oğlum Allah etmeye var ya. Ezilirsen çok kötü olur lan. Gel. Şöyle paşa paşa dur ya. Aşkım hadi seni yerine koyalım artık. Tasmanı çözelim mi? Arkadaşlar artık videomuzu burada sonlandıralım. Papağanla ilgili arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Sadece birazcık rahat dursun. Bak onu alır hep onu ağzına alır. Bir de şu köşe ekmeği sevir. Gel gel gel. Seninle ilgili bir şey söylemem lazım. Ondan sonra istediğin yere gidersin. Zaten seni sonra kafesine koyacağım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Papağanımız şurada dursun. Papağan alırken ilk önce tabi acemilik olacaktır sizde de hani nasıl alacağınızı söylemek açısından. Şöyle söyleyeyim açıkçası bunlarda ishal durumu çok çabuk belli oluyor. Hani ilk önce ben bilmediğim için yanlışlıkla gittim ishal kuşu aldım. Arkadaşlar şöyle bak papağanı tuttuğunuz zaman bu arka tarafı yemyeşil olacak bak. Bunda pek bir şey yok. Öyle olduğu zaman arkadaşlar tüyleri falan kirlenmiş oluyor tamam mı? O ishal olduğunun bir belirtisi. İkinci olarak arkadaşlar şimdi sultan papağanı bak. Bu kaçıyor tamam mı? Bak bu kaçıyor. Ama bazı papağanlar var elinizi uzattığı zaman şöyle ses getiriyor. Pıs, kıs diye böyle değişik değişik sesler çıkartıyorlar. Sizler de zaten almaya gittiğiniz zaman fark edeceksiniz bunu. Hani gerçekten çok aşırı yabani olan papağanlar var. Ve bak ilk önce sesine dikkat edin. Ses gelmesin bak. Kaçabilir. Bak. Böyle kaçabilir tamam mı? Şöyle üstünüze koyun. Bak. Şöyle sevin arkadaşlar. Eğer ki böyle sakin sakin orada durursa bir süre o zaman iyi bir kuş oluyor. Bu birincisi. İkincisi kesinlikle dediğim gibi dışkısına dikkat edin. Çünkü hani hasta kuş getirmeyin eve. Büyük ihtimalle ölür. Ondan sonra demek istediğim şey bir tane daha vardı. Neydi? Ha arkadaşlar kesinlikle kendinizi bir ısırtın. Bak. Parmağınızı kesinlikle ağzına sokun ısırsın. Yani ben bayağı bir uğraştım açıkçası. Gittiğin zaman ilk aldığım papağanı da açıkçası. İshaline dikkat etmedim ama ısırmasına çok dikkat ettim. Hani birçok papağana parmağımı uzattım. Gerçekten bazıları çok kötü ısırdılar elimi. Bazıları ısırmadı ama benim rengine hoşuma gitmemişti. Bunu arkadaşlar kesinlikle yapmanız lazım. Hani korkuyorum şu bu yapmayın. Eğer ki ısıran bir papağan alırsanız çok kötü. Ne olur eğitilmez. Ne olur aldığınıza bin pişman olursunuz. Ama en azından bırakın sizi Pet Shop'ta birkaç tane papağan ısırsın. En azından rahat edersiniz. Aldığınızda bir daha böyle sorun yaşamazsınız. Bunu söyleyeyim size arkadaşlar. Gerçekten ben gittiğim zaman bayağı bir parmaklarımı ısıttırdım. Bazıları gerçekten emikledi. Bazıları gerçekten çok canımı acıttı. Ama size bu tavsiyelerime uyarsanız gerçekten hani güzel bir papağan alırsınız. Bundan daha ufağı da vardı. Daha iyi eğitilebilenleri de vardı. Ama şöyle söyleyeyim kara kuru bir şeydi. O yüzden almadım. Artık Pascal'la devam edeceğiz. Pascal benim artık güzel tatlı minnak kuşum oldu.
İnşallah aramız daha da iyi olur. Daha da böyle alışkın olur. Şu an alışkın değil açıkçası. Yalan söylemeye gerek yok. Sadece biraz sakin bir kuş olduğu için o kadar da şey yapmıyor. Mesela ısırması falan Allah'a çok şükür yok. Mesela bir Carlos bir şurada durur musun oğlum? Bak tasmasını bir getireyim arkadaşlar. Tasmasının şu demiri var ya. Bak o ona yeter ya. Bak tasmanın bu demiri ona yeter. Vallahi anlatacağım bunlar arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.